radyo frekans sistemiyle spor ve diyet yapan kişilerde hem bölgesel yağları inceltmek, bölgesel yağları yok etmek ve vücudun derisini, özellikle hep yüz derisine çok çalıştık. Sıkılaştırma hikayesi. Sıkılaştırmak için. Değil mi? Kol ve bacak. Peki bana onun şey bilimsel tarafını anlatsana. Ne oluyor da sıkılaşıyor? Yani o radyo frekansla bir şey mi yapıyor? İçeride evet. Bir şey mi parçalıyor? Ne yapıyor? Özellikle yani? Kol ve bacak mı? Özellikle karın, kol ve bacak. Çünkü radyo frekans dediğim şey aslında elektrik enerjisi. Hı hı. Normalde gemi halatla limana bağlıdır ya. İşte o halatlar uzar yaşla beraber, kilo alıp vermeyle beraber, hareketsizlikle beraber bizim kolajenlerimiz de uzamaya başlıyor. Ve bir anda cilt sarkmaya başlıyor. Hmm. Kilo veriyorsunuz, biliyorsun çok fazla kilo vermek vücudun tabii. Yağsız olması da sarkmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii. O yüzden de sarkan kol, bacak içi ve kol içinde hep çaresiz kalıyorduk. Hmm. Diyorduk ki işte cerrahi yapalım, ameliyat yapalım da sonra nasıl takip edelim? Bu radyo frekans elektrik enerjisini veriyor ve kolajeni kısaltıyor. Hmm. Kısalan kolajen de aynen yün kaza makine yatarsınız böyle yüksek bir devirde 1500 devirde çevirdiğiniz zaman nasıl küçülür? Kol ve bacak cildi, vücudun tüm cildi kısalmış ve küçülmüş oluyor. Dilekciğim, çok etkili ama tabii ya. Çok etkili. İnsanların estetik ihtiyacı psikolojik durumlarına da bağlı mı? Mesela yaşadıkları olaylar, boşanma, aldatılma, işte ilişkinin kayıplar. Kötü gitmesi, kayıplar. Çok. Bunlar etkiliyor mu insan? Çok bağlı Özlem. Sen de bir hekim olarak görüyorsun. Bir grip bile immün sistemini ne kadar agreve ediyor. Yani psikolojik olarak sıkıntılı olduğumuz bir gün. Bir bakıyorsunuz grip olmuşsunuz, uçuk çıkarmışsınız, bir şeyler. Estetikte de ben kendi şahsi görüşümü söylemek istiyorum. İnsanla şunu gördüm. Erkekler ayrılma arifesinde oldukları zaman estetik cerrahlara geliyorlar. Kadınlar hani boşandıktan ayrılacak. Sonra geliyorlar. Boşandıktan sonra. Yani kadın daha sakin davranıyor. Erkekler daha proaktif. Erkek bir panik halinde geliyor. İşte şuramı beğenmiyorum, buramı beğenmiyorum. Anlıyorsun. Ha, kadın gidiyor. Ya. Dolayısıyla ben ne yapacağım durumu oluyor. Kadın gidiyor değil. Adam yön değiştirmeye gidiyor. Ya da adam yön değiştirmeye. Daha kötüsünü söyledi. Yani ben onu gözlemliyorum. O zaman bir bakıyorsunuz. Bir dakika yani. Bir dakika, buradan şunu mu anlıyoruz? Estetik cerrahlara gelen erkekler... Yön Hayır, değiştirme onu anlamıyoruz. Eğiliminde mi? Onu anlamıyoruz. Estetik cerraha gelen erkek adım adım gidiyorsa evet. Kesinlikle doğru yolda. Yani Ali şimdi bana gelsin diyelim. Nazlı da yanında olsun. Olsun. Özlemle Balçık önermiş olsun. Çok doğru yolda. En doğrusu. Ama Ali şimdi hiç bana gelmemiş olsun. Allah korusun. Ali demeyelim ya bir başkası. Evet. 10 sene bir bakıyorsunuz. Benzetmeyelim. Onu benzetmeyelim. X bir kişi gelmiş. 50 yaşında, 55, 60 yaşında ama hiç bugüne kadar bir estetik cerrahın kapısından geçmemiş. Geliyor. İşte ben bir anda kilo vermek istiyorum. Tabii. Göz kapaklarımı aldırmak istiyorum. Yüzümdeki kırışıklıkları istemiyorum. Güneş lekelerini istemiyorum dediği zaman bir dakika ne oldu? Önemli bir iş mi aldınız? Yani bir ihale kazandınız. Yurt dışına mı gidiyorsunuz? Nedir bu panik? O zaman ikinci görüşmede anlıyorsunuz ki bir şey. İhaleyi kazanmış. Yani, o zaman dur diyorsunuz. Ya da hani gerçekten eşinde artık hani ya da bir ilişkisi bitmiş bir kadını görüyorsunuz. Tekrar bir yenilenmek istiyorum. Ben Dileğin bir özelliğini çok seviyorum. Şimdi kadınlar biz böyle gelgitlerimiz vardır ya işte böyle... Ayrılıklar olur, moralimiz bozulur, saçımızı değiştiririz ya da saçımızı keseriz falan. Estetik için de gidiyorlar. Onlara yapmıyorsun hiçbir şey. Yapmıyorum değil mi? Ama bir nefes alın yapmıyor, gelin diyor. Ne göstermiyoruz, ne yapıyoruz? Mesela bir cilt bakımı aynen, yapıyoruz. Aynen. Medikal bir şeyler yapıyoruz ama hani ay keşke yaptırmasaydım. Keskin bir değişiklik değil mi? Evet. Dedirtmiyoruz. Çünkü o ruh hali geçince pişman olabiliyor. Pişman olabiliyor değil tabii. Değil mi? Tabii. Sonuçta. Mesela hiç takmadı bir burnuna örnek veriyorum. Burnunda hiçbir şey yok ama takıyor. Diyor ki mutlaka onun altında başka bir sebep varken ben burnumda nefes sıkıntım var mı? Yok. Ama estetik olarak sıkıntım var diyor. O süreci atlattıktan sonra iyi ki yaptırmamışım diyen de çok oluyor. Ama bu tabii çok etik bir davranış. Çok, çok yani evet. Herkes keşke böyle davransa, böyle hassas. Sizler sayesinde insanlar çok bilinçleniyor. Bilinçlenen insanlar da hekimler de zaten gayet iyi niyetli olduğu sürece hiçbir sıkıntı kalmıyor.